Başlangıçta tam dolu olan özdeş 3 bardağın içlerindeki meyve sularından belirli miktarlarda içildikten sonra kelleri yukarıda gösterilmiştir. Buna göre 1, 2 ve 3. bardaklardan içilen meyve suyu miktarları mililitre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bize verilen bilgilere baktığımızda başlangıçta tam dolu olan özdeş 3 bardağın içlerindeki meyve sularından belirli miktarlarda içildikten sonra kelleri bize verilmiş. Bizden istenen 1. 2. ve 3. bardaklardan İçilen meyve su miktarlarının mililitre cinsinden aşağıdakilerden hangisinin olabileceği? En çok meyve suyu ikinci bardaktan, en az meyve suyu da birinci bardaktan içilmiş. Çünkü en çok üçüncü bardakta meyve suyu kalmış, en az ikinci bardakta meyve suyu kalmış. Dolayısıyla en az içilen bardak üçüncü bardak, daha sonra birinci bardak, daha sonra ikinci bardak, en çok içilen ikinci bardak olacak. Yani en büyük kesir ikinci bardakta, en küçük kesir de üçüncü bardakta olacak. Kesirleri karşılaştırırken paydaları eşitleriz birbirine. Dolayısıyla 1 bölü 2, 3 bölü 4, 5 bölü 8, 8'de işlediğimizde paydaları 1 bölü 2'yi 4 ile genişletiriz, 4 bölü 8, 3 bölü 4'ü 2 ile genişletiriz, 6 bölü 8. Burada en büyük olan ikinci bardak olacaktı, 6 bölü 8 büyük. Daha sonra birinci bardak olacak, 4 bölü 8. 5 bölü 8 ondan daha büyük. 3. bardak onun için A şıkkı olmaz. B şıkkı 4 bölü 6, 1 bölü 3, 3 bölü 6. 1 bölü 3'ü 2 ile genişlettiğimizde 2 bölü 6. En büyük 2. bardak olacaktı ama en küçük 2. bardak. Dolayısıyla bu da olmaz. C şıkkı 7 bölü 15, 4 bölü 5, 3 ile genişlettiğimizde 12 bölü 15. 1 bölü 3'ü de 5 ile genişlettiğimizde 5 bölü 15. Burada en büyük olan 2. bardak 12 bölü 15. Sonra 1. bardak 7 bölü 15. En az olan da 3. bardak 5 bölü 15. Dolayısıyla C şıkkı olabilir. D şıkkı 2 bölü 3, 8 bölü 12, 3 bölü 4. 4 ile genişlettiğimizde 8 bölü 12. 3 ile genişlettiğimizde 9 bölü 12. En fazla 2. bardak olacaktı ama 1. bardakla eşit. Bu da olmaz. Yani C şıkkı doğru cevap. Cevap C. Deniz, Yavuz ve Defne aldıkları aynı büyüklükteki pastaları kendi isteklerine göre eş dilimlere ayırdıktan sonra bu dilimlerden bazılarını yemişlerdir. Aşağıda pastaların kalan kısımları gösterilmiştir. Buna göre yenilen pasta çeşitlerinin miktarlarına göre büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bize verilen bilgilere baktığımızda aynı büyüklükte pastalar var. Kendi isteklerine göre eş dilimlere ayrılmış. Sonra bu dilimlerden bazılarını yemişler. Kalan kısımları bize verilmiş. Bizden istenen yenilen pasta çeşitlerinin miktarlarına göre büyükten küçüğe doğru sıralaması. Çikolatalı pasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçaya bölünmüş. 1, 2, 3, 4 parçası yenmiş. Yani 4 bölü 8'i. Çilekli pasta 4 parçaya bölünmüş. 1 parçası yenmiş. Yani 1 bölü 4'ü. Muzlu pasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parçaya bölünmüş. Ve 1, 2, 3, 4, 5 parçası yenmiş. 5 bölü 12'si. Kesirleri karşılaştırmak için paydalarını işlediğimizde bunu 3 ile genişletelim. 12 bölü 24. Bunu 6 ile genişletelim. 6 bölü 24. Bunu da 2 ile genişlettiğimizde 10 bölü 24. En çok yenilen pasta çikolatalı, sonra muzlu, en az da çilekli. Çikolatalı, muzlu, çilekli sıralamamız, doğru sıralamamız D şıkkında. Cevap D. Aşağıda Selim ve Sami'nin boy uzunlukları verilmiştir. Selim'in boyu daire bölü 18 metre, Sami'nin boyu 11 bölü 6 metredir. Sami'nin boy uzunluğu Selim'in boy uzunluğundan fazla olduğuna göre daire yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Bize verilen bilgilere baktığımızda Selim'in boyu daire bölü 18 metre, Sami'nin boyu 11 bölü 6 metre, Sami'nin boy uzunluğu Selim'in boy uzunluğundan fazla, bizden istenen daire yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı. Dolayısıyla 11 bölü 6 büyüktür. Daire bölü 18. Paydaları eşitlediğimizde bunu 3 ile genişletelim. 33 bölü 18 büyüktür. Daire bölü 18. Paydalar eşit olduğu için payı daha küçük olacak. 33'ten küçük en büyük doğal sayı 32'dir. Dolayısıyla daire yerine gelebilecek en büyük doğal sayı 32. Cevap B. Aşağıda kendi aralarında eş parçalara ayrılmış iki farklı kesire karşılık gelen modellemeler verilmiştir.
Buna göre bu modellemelerin ifade ettikleri kesirlerin denk olabilmesi için ikinci modellemede en az kaç parçanın daha boyanması gerekir? Bize verilen bilgilere baktığımızda kendi aralarında eş parçalara ayrılmış iki farklı kesire karşılık gelen modellemeler verilmiş. Bu modellemelerin ifade ettikleri kesirlerin denk olabilmesi için ikinci modellemede en az kaç parçanın daha boyanması gerektiğini bize soruyor. Birinci model toplamda 24 parçaya ayrılmış ve 16 tanesi boyalı. İkinci model toplamda 18 parçaya ayrılmış ve 7 tanesi boyalı. 16/24 ve ikinci modelde de 16/24'e denk olan bir kesir oluşturmak istiyoruz. 16/24 kesirini 8 ile sadeleştirdiğimizde 2/3 olur. 2/3 kesirini paydası 18 olacak şekilde genişletelim. 6 ile genişlettiğimizde 12/18. Dolayısıyla 18 tane parçanın 12 tanesinin boyalı olması gerekiyor ki ikinci modelde birinci modeldeki kesir ile birbirine denk olsun. 18'de 7'si boyalı. 12 tanesinin boyanması için 12'den 7'yi çıkardığımızda 5 tane daha boyanması gerekiyor. Cevap C. Aşağıda eş bölümlere ayrılmış ve bu bölümlerin bazılarında kesirlerin yazılı olduğu iki kart verilmiştir. Bu kartlar tüm kenarları çakacak biçimde çevrilmeden üst üste konuluyor. Üst üste gelen bölümlerdeki kesirler denk ise üstteki kartın bu bölümlerine kırmızı kağıt, diğer bölümlerine ise beyaz kağıt yapıştırılıyor. Son durumda üstteki kartın görünümü aşağıdakilerden hangisidir? Bize verilen bilgilere baktığımızda eş bölümlere ayrılmış ve bu bölümlerin bazılarında kesirlerin yazılı olduğu iki kart verilmiş. Bu kartlar tüm kenarları çakışacak ve çevrilmeden üst üste konuluyor. Üst üste gelen bölümlerdeki kesirler denk ise üstteki kartın bu bölümüne kırmızı kağıt, diğer bölümlerine beyaz kağıt yapıştırılıyor. Bizden son durumda üstteki kartın görünümünü istiyor. İlk kesimize bakalım. 5/10 ve 8/16 üst üste geliyor. 5/10 sadeleştirdiğimizde 1/2, 8/16 sadeleştirdiğimizde 1/2. Dolayısıyla buraya kırmızı kağıt yapıştırılacak. 11/24, 12/24 bunlar birbirine denk değil. 16/48, 4/7'nin altında sayı yok. 16/48, 3/9, 48'i 16 ile sadeleştirdiğimizde 1/3, 9'u 3/9'u 3 ile sadeleştirdiğimizde 1/3, yani ikisi de 1/3 kesine denk. Dolayısıyla burası da kırmızı olacak. Daha sonra 2/3 sayı yok. 5/6 sayı yok. 12/48 sadeleştirdiğimizde 1/4 yapıyor. 4/20 sadeleştirdiğimizde 1/5 yapıyor. Bunlar denk değil. 3/8, 9/24, 3/8'i 3 ile genişlettiğimizde 9/24 oluyor. Dolayısıyla bunlar birbirine denk. Burası da kırmızı olacak. 9/15, 3/15, 3/5, 3/5'i 3 ile genişlettiğimizde 9/15 oluyor ve bunlar birbirine denk oluyor. 9/12, 6/9, 9/12'yi sadeleştirdiğimizde 3/4 olur. 6/9'u sadeleştirdiğimizde 2/3 olur. Birbirine denk değil. 1/5, 2/12 sadeleştirdiğimizde 2/12'yi 1/6 olur. Dolayısıyla bunlar da birbirine denk değil. Kırmızı olan bölümler 1, 2, 3, 4 tane. Yani D şıkkındaki gibi. Cevap D. Aşağıda kendi aralarında eş dilimlere ayrılmış özdeş tepsilerin içindeki baklavalar gösterilmiştir. Hatice Hanım bayramın birinci günü birinci tepsinin 15 dilimini misafirlerine ikram ediyor. Bayramın ikinci günü ikinci tepsiden, bayramın üçüncü günü üçüncü tepsiden ve bayramın dördüncü günü dördüncü tepsiden belirli sayıda dilimlerini misafirlerine ikram etmeyi düşünüyor. Buna göre Hatice Hanım ikinci tepsiden, üçüncü tepsiden ve dördüncü tepsiden sırasıyla aşağıdakilerden hangisine verilen dilim sayıları kadar ikram ederse bayramın dört günü de misafirlerine aynı miktarda baklava ikram etmiş olur. Bize verilen kendi aralarında eş dilimlere ayrılmış özdeş tepsilerin içindeki baklavalar gösterilmiş. Bayramın birinci günü birinci tepsinin 15 dilimini misafirlerine ikram etmiş. Birinci tepsi toplamda 18 parçaya ayrılmış. Dolayısıyla birinci gün 18 parçanın 15 parçasını ikram etmiş.
Bunu 3 ile sadeleştirelim. 5 bölü 6'sı yapar. İkinci gün, üçüncü gün ve dördüncü gün ikram edilen baklava miktarlarının birbirine eşit olmasını istiyoruz. Bunun için bu 4 gün misafirlerine ikram ettiği baklava miktarları sayıları kaçar tane, dilim sayıları kaçar tane bizim bunu bulmamızı istiyor. İkinci tepsi 24 parçaya bölünmüş. Kaç tane ikram edeceğiz bilmiyoruz. Ama 5 bölü 6 ile birbirine denk olmasını istiyoruz. Bütün 24 parça olacak. 5 bölü 6'yı 4 ile genişlettiğimde 5 kere 4 20, 6 kere 4 24. Yani 24'te 20 parça ikram ederse eşit miktarda baklava ikram etmiş olur. Birinci tepsiden, ikinci tepsiden 20 parça. Üçüncü tepsi toplamda 36 parçaya bölünmüş. 36 parçanın kaç tanesi ikram edilecek bilinmiyor. Ama 5 bölü 6 ile denk olmasını istiyoruz. 6'yı 36'ya eşitlemek için 6 ile genişletiriz. 6 kere 5 30. 6 kere 6 36. Yani 30 dilim ikram etmemiz gerekiyor. B şıkkı da gitti. Dördüncü tepsimiz toplamda 42 parçaya bölünmüş. 42 parçanın kaç tanesi ikram edilecek bilinmiyor. Ama 5 bölü 6 ile denk olmasını istiyoruz. 6'yı 42'ye eşitlemek için 7 ile genişlettiğimizde 35 bölü 42 olur. Yani 35 dilim ikram etmemiz gerekiyor. İkinci tepsiden 20, üçüncü tepsiden 30, dördüncü tepsiden 35. Yani cevap A. Ön yüzlerinde birer harfin ve arka yüzlerinde birer kesirin yazılı olduğu kartların her iki yüzü aşağıda gösterilmiştir. Kartlar arka yüzlerinde yazan kesirlere göre küçükten büyüğe ve soldan sağa doğru sıralanarak yan yana konulduğunda aşağıdaki kelimelerden hangisi elde edilir? Bize verilen bilgilere baktığımızda ön yüzlerinde birer harf, arka yüzlerinde birer kesirin yazılı olduğu kartlar her iki yüzü bize gösterilmiş. Kartlar arka yüzlerinde yazan kesirlere göre küçükten büyüğe ve soldan sağa doğru sıralanarak yan yana konulduğunda hangi kelime elde edilir bunu bulmamızı istiyor. Öncelikle kesirlerimizi küçükten büyüğe doğru sıralayabilmek için paydalarını eşitlememiz gerekiyor. 32, 8, 16, 2 ve 4 bunların hepsini ortak payda olarak 32 de eşitleyebiliriz. 5 bölü 8'i 4 ile genişletelim. 20 bölü 32. 11 bölü 16'yı 2 ile genişletelim. 22 bölü 32. 1 bölü 2'yi 16 ile genişletelim. 16 bölü 32. 3 bölü 4'ü 8 ile genişletelim. 24 bölü 32. En küçük olan K 15 bölü 32. Sonra A 16 bölü 32. Sonra L 20 bölü 32. Sonra E 22 bölü 32. En büyük olan M 24 bölü 32. Oluşan kelime kalem. Yani cevap D. Yukarıda verilen eşitliklere göre H artı C kaçtır? Bize verilen eşitliklere baktığımızda 4 bölü 7 eşittir H bölü 42. 48 bölü 64 eşittir 12 bölü C. 4 bölü 7 kesirini paydası 42 olacak şekilde genişlettiğimizde 7'yi 42 yapmak için 6 ile genişletmemiz lazım. 6 kere 4 24, 6 kere 7 42. Paydalar eşit olduğunda pay kısımları da eşit olmalı. Yani H 24'e eşit. 48 bölü 64 12 bölü C. 48'i 12 yapmak için kesirimizi 4 ile sadeleştiririz. 48'i 4 ile sadeleştirdiğimizde 12. 64'ü 4 ile sadeleştirdiğimizde 16. Dolayısıyla C 16'ya eşit oluyor. 24 artı 16 topladığımızda 40'a eşittir. Cevap A. Semiha ve Nurten'in elinde eşit miktarda tokaları vardır. Semiha elindeki tokaların kare artı 2 bölü 15'ini, Nurten ise yıldız eksi 3 bölü 12'sini arkadaşlarına hediye edecektir. İkisinin de hediye edeceği tokaların sayısı birbirine eşit ve 2 bölü 3 kesirine denk olduğuna göre kare artı yıldız toplamı kaçtır? Bize verilen bilgilere göre Semiha ve Nurten'in elinde eşit miktarda tokaları var. Semiha elindeki tokaların kare artı 2 bölü 15'ini, Nurten ise yıldız eksi 3 bölü 12'sini arkadaşlarına hediye edecek. İkisinin de hediye edeceği tokaların sayısı birbirine eşit ve 2 bölü 3 kesirine denk olduğuna göre bizden kare artı yıldız toplamını bulmamızı istiyor. Dolayısıyla kare
artı 2 bölü 15 tokaların 2 bölü 3'üne eşit olmak zorunda. Paydayı 15 olacak şekilde kesirimizi genişlettiğimizde 5 kere 2 10, 5 kere 3 15, paydamız 15 ise pay kısmının da 10 olması gerekiyor. 2 fazlası 10 olan sayıyı bulmak için 10'dan 2'yi çıkardığımızda kare eşittir 8 olarak bulunur. Yıldız eksi 3 bölü 12 2 bölü 3 kesirine denk olacak. Paydayı 12 olacak şekilde genişlettiğimizde kesirimizi 4 ile genişletmemiz gerekiyor. 4 kere 2 8, 4 kere 3 12. Paydalar birbirine eşit. Dolayısıyla yıldız eksi 3'ün 8'e eşit olması gerekiyor. 3 eksiği 8 olan sayı 8'e 3 eklediğimizde 11 olarak bulunur. Yani kare 8, yıldız 11 topladığımızda 19 olarak bulunur. Cevap B. Asetat kağıdı ışık geçirgenliği olan saydam bir kağıt türüdür. Daire şeklindeki özdeş iki şeffaf asetat kağıdı 8 eş parçaya bölünüp aşağıdaki boyanıyor. Asetat kağıtları boyandıktan sonra ok ile gösterilen çizgiler çakışmak şartı ile tüm bölümler üst üste gelecek biçimde biri diğerinin üstüne döndürülmeden konuluyor. Sarı ve kırmızı boyalı parçaların üst üste gelen bölümleri turuncu, sarı ve mavi parçaların üst üste gelen bölümleri yeşil, kırmızı ve mavi parçaların üst üste gelen bölümleri mor görülüyor. Son durumda turuncu, yeşil ve mor renkli bölümlerin alanlarının tüm şeklin alanının kaçta kaçı olduğunu ifade eden kesirler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bize verilen iki tane şeffaf asetat kağıdı var. Bunlar 8 eş parçaya bölünmüş. Asetat kağıtları boyandıktan sonra ok ile gösterilen çizgiler çakışmak şartı ile tüm bölümler üst üste gelecek biçimde biri diğerinin üstüne döndürülmeden konuluyor. Üst üste gelen bölgelere baktığımızda kırmızı burada sarının üzerine, sarı mavinin üzerine, kırmızı mavinin üzerine, mavi kırmızının üzerine, sarı kırmızının üzerine, mavi sarının üzerine, gri sarının üzerine, mavi grinin üzerine. Sarı ve kırmızı üst üste geldi, burası turuncu. Sarı ve mavi üst üste geldi, burası yeşil. Kırmızı mavi üst üste geldi, burası mor. Mavi kırmızı üst üste geldi, burası mor. Sarı kırmızı üst üste geldi, burası turuncu. Mavi sarı üst üste geldi, burası yeşil. Gri sarı, mavi gri, bunlar alınmıyor. Turuncu bölge 8 tane bölüm var, 8 eş parça var. 2 tanesi turuncu olduğu için turuncu 2 bölü 8 yani sadeleştirdiğimizde 1 bölü 4. D şıkkı gitti. Yeşil 8 parçanın 2 tanesi yeşil 2 bölü 8 yani 1 bölü 4. C şıkkı da gitti. Mor 2 parça 2 bölü 8 sadeleştirdiğimizde 1 bölü 4. A şıkkı da gitti. Yani 3'ü de kağıdın 4'te 1 renginde. Dolayısıyla cevap B. Aşağıdaki tabloda 4 öğrencinin aynı anda başladıkları matematik sınavının bitirme süreleri verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Tablo öğrencilerin sınavı bitirme sürelerini veriyor. Kesirlerimiz 12 bölü 19, 3 bölü 5, 4 bölü 7 ve 6 bölü 9. Paydalarını eşitlemek biraz zor olacak. Onun için 12, 3, 4 ve 6 bunları ortak pay olarak 12'de eşitleyebiliriz. Elif için 4 ile genişletme yaptığımızda 12 bölü 20, Hatice için 3 ile genişletme yaptığımızda 12 bölü 21, Nergis için 2 ile genişletme yaptığımızda 12 bölü 18 olur. Payları eşit olan kesirlerde paydası büyük olan küçük, paydası küçük olan büyüktür. Dolayısıyla D şıkkından başladığımızda sınavı bitirme süreleri büyükten küçüğe doğru sıralanırsa baştan 3. Nergis olur. Sınavı en uzun sürede bitiren, paydası en küçük olan Nergis, sonra 19 payda ile Behice, sonra 20 payda ile Elif, sonra Hatice en kısa sürede bitiren. Dolayısıyla baştan 3. Nergis değil 1. Nergis. D şıkkı yanlış. C şıkkı, sınavı bitirme sürelerine göre küçükten büyüğe doğru sıralama yapıldığında baştan 3. Elif olur. Sınavı 1. sırada bitiren Hatice, sonra Elif, sonra Behice, en son sırada bitiren Nergis, 3. sırada bitiren Behice oldu. Elif 2. sırada. Dolayısıyla bu da yanlış.
Matematik sınavını en son bitiren Behice olmuştur. Matematik sınavını en son bitiren Behice değil, Nergis olmuştur. Dolayısıyla bu da yanlış. Matematik sınavını ilk bitiren en kısa süre 11/21. Çünkü payda büyüdükçe kesin değeri küçülüyordu. Hatice'dir. Yani A şıkkı doğru. Cevap A. Aşağıda iki ayrı sepette üzerinde kesirlerin yazılı olduğu elmalar verilmiştir. Bahar ikinci sepetten bir elma seçip bu elmanın üzerinde yazan kesire denk olacak şekilde birinci sepetten de elmalar seçmek istiyor. Buna göre Bahar'ın seçtiği elmaların sayısının en fazla olması için ikinci sepetten üzerinde hangi kesirin yazılı olduğu elmayı seçmelidir. Öncelikle bize verilen bilgilere baktığımızda iki ayrı sepetimiz var. İki sepette de kesirlerin yazılı olduğu elmalar var. İkinci sepetten bir elma seçiyor Bahar. Bu elmanın üzerinde yazan kesire denk olacak şekilde birinci sepetten de elmalar seçmek istiyor. Bizden istenen Bahar'ın seçtiği elmaların sayısının en fazla olması için ikinci sepetten üzerinde hangi kesirin yazılı olduğu elmayı seçmesi gerektiği. Öncelikle en fazla sayıda birinci sepetten elma seçebilmesi için ikinci sepetten seçtiği elmanın üzerinde yazan kesire denk olan en fazla sayıda kesir olması gerekiyor birinci sepette. Bunun için birinci sepetteki kesirleri en sade haline getirelim. 10/15, 5 ile sadeleştirdiğimizde 2/3, 9/15, 3 ile sadeleştirdiğimizde 3/5, 4/8, 4 ile sadeleştirdiğimizde 1/2, 7/14, 7 ile sadeleştirdiğimizde 1/2, 6/9, 3 ile sadeleştirdiğimizde 2/3, 6/10, 2 ile sadeleştirdiğimizde 3/5, 2/8, 2 ile sadeleştirdiğimizde 1/4, 8/12, 4 ile sadeleştirdiğimizde 2/3, 3/12, 3 ile sadeleştirdiğimizde 1/4, 4/6, 2 ile sadeleştirdiğimizde 2/3. 1/4 kesirine denk olan 2 tane elma var. 1/2 kesirine denk olan 2 tane elma var. 2/3 kesirine denk olan 1, 2, 3, 4 tane elma var. 3/5 kesirine denk olan 2 tane elma var. Dolayısıyla ikinci sepetten seçeceği elma 2/3 olduğunda birinci sepetten buna denk olan 4 tane yani en fazla sayıda elma seçebiliyor. Cevap C. Yukarıda verilen sıralamanın doğru olabilmesi için kare yerine yazılabilecek kaç tane doğal sayı vardır? Bize verilen bilgilere baktığımızda verilen sıralamanın doğru olabilmesi için kare yerine yazılabilecek kaç tane doğal sayı olduğunu soruyor. 4/9, kare bölü 36, 45/72 paydaları eşitlememiz gerekiyor. 72 de eşitlersek bunu 8 ile genişletelim. Bunu da 2 ile. 8 ile genişlettiğimizde 32/72 küçüktür. 2 kere kare bölü 72 küçüktür. 45/72. Karenin yerine verdiğimiz sayının 2 katını aldığımızda 32'den büyük, 45'ten küçük olması gerekiyor. Karenin yerine 16 verirsek 16/2'den 32 olacak. Dolayısıyla 16'yı değil 17'yi verelim. 17/2 34, 18/2 36, 19/2 38, 45'ten küçük olan en büyük sayıya kadar devam edeceğiz. 20/2 40, 21/2 42, 22/2 44, 23/2 46, bu olmayacak. Dolayısıyla kare yerine yazılabilecek 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane doğal sayımız var. Cevap C. Eren bir kartonun yukarıda gösterilen mavi boyalı kısmını kullanıyor. Buna göre Eren'in kartonun kaçta kaçını kullandığını gösteren kesir aşağıdakilerden hangisine denktir? Bize verilen bir karton var. Bu karton 45 parçaya bölünmüş ve 27 parçasını Eren kullanmış. Dolayısıyla kullandığı kısmı gösteren kesir 27/45. Bu haliyle şıklarda yok. 27/45'e denk olan kesiri elde etmek için 9 ile sadeleştirdiğimizde 27'yi 9'a bölersek 3, 45'i 9'a bölersek 5, 3/5'e denk olacak. Yani cevap B. Aşağıdaki karşılaştırmaların doğru olması için yıldız, daire ve kare şekillerinin yerine küçüktür, büyüktür veya eşittir sembollerinden birisi yazılacaktır. Buna göre şekillerin yerine yazılacak semboller aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bize verilen karşılaştırmaların doğru olması için yıldız,
daire ve kare şekillerin yerine hangi sembollerin yazılması gerektiğini soruyor. Dolayısıyla 9 bölü 14, 3 bölü 7 bunları karşılaştırmak için paydalarını eşitlediğimizde 3 bölü 7'yi 2 ile genişletelim. 6 bölü 14 oluyor. 9 bölü 14, 6 bölü 14'ten büyüktür. Yıldız yerine büyüktür sembolü gelecek. A şıkkı ve B şıkkı gitti. 48 bölü 54, 8 bölü 9, 9'u 54'e eşitlemek için 6 ile genişlettiğimizde 48 bölü 54 oluyor. Dolayısıyla bunlar birbirine denk, yani eşittir. Eleme yapamadık. 7 bölü 12, 23 bölü 36, 12'yi 36'ya eşitlemek için 3 ile genişlettiğimizde 21 bölü 36 yapıyor. 21, 23'ten küçük olduğu için karenin yerine de küçüktür gelecek. Dolayısıyla C şıkkı da gitti. Cevap D.